Herkese merhabalar. Ben yakınkalmış.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün Java ile ilgili derslerimizin 22.sinde beraberiz. 21. derste de vaat ettiğimiz üzere bugün butonların Java frame içerisindeki tuttuğumuz butonların tıklanması halinde çeşitli operasyonlara girişmesini tanımlayacağız, tarif edeceğiz. Dolayısıyla bir önceki derste oluşturmuş olduğumuz, yani 20. derste oluşturmuş olduğumuz Java şablonuna sadık kalacağız. Fakat bazı kısımları çıkartacağız çünkü daha kolay anlaşılabilir olması için ve daha hızlı ilerleyebilmek için, bazı butonları işlevsiz bırakmamak için bazı butonları sileceğiz. Belki yeni bir tane buton ekleyeceğiz vesaire vesaire. Ama asıl mantık olarak ve şablon olarak dediğim gibi bir önceki derste kullandığımız şablona, tasla sadık kalacağız. Bir önceki derste şu an ekranda gördüğünüz kısmı oluşturmuştuk. Burada ne yapmıştık? Kısaca bahsetmek gerekirse bir JFrame oluşturmuştuk. Bu JFrame'in içerisinde GUI'ler için ayrı bir tane daha layout oluşturup yine oluşturmuş olduğumuz çeşitli düğmeler panellerini ve bu düğmelerin içerisindeki butonların hepsini GUI'ye atmıştık. GUI'yi de dediğim gibi frame'in içine gömmüştük ve en sonunda da gördüğünüz gibi frame'e ilişkin değerleri vererek, yani set size, set content pane, set resizable ve set visible komutlarını kullanarak frame'e özgü kısmı bitirmiştik. Bunlarla birlikte dediğim gibi daha önce tarif ettiğimiz üzere frame'i görünür kılmıştık. Boyutlarıyla oynanamaz kılmıştık. İçine GUI'yi yüklemiştik ve aynı şekilde 290'a 300'lük bir boyutta frame belirlemiştik. Şimdi bu komutların hepsini 22. dersi oluşturmak için kullanalım. Direkt buradan aslında 21. dersi kopyalayıp tekrar yine buraya gelip yapıştır derseniz diyecektir ki 21.'nin kopyasını mı oluşturayım? Hayır diyeceksiniz. Buraya gelip şu baştaki copy of'u silin. Sondaki 21'in birini de silin. 22 yapın ve enterlayın. Bunu yaptığınız zaman otomatik olarak burada 22. dersini oluşturduğunu görmektesiniz. Burada bir özellik var, o da şu. Siz yapıştırdığınız zaman Eclipse otomatik olarak burada oluşturmuş olduğunuz Java klasörünün ismi olan 22'yi gelip buraya otomatikman yazıyor. Böyle bir akıllılık gösteriyor. Bu da bizim buraya gelip tekrar 1'i 2 yapmamızı sağlıyor. Daha doğrusu bir kolaylık sağlıyor. Şimdi dediğim gibi, daha doğrusu videonun başında bahsettiğim gibi bazı kısımları dışarı çıkartabiliriz. Böylelikle kodumuzu daha anlaşılır, daha basit şekilde tutabiliriz. Amerikalıların bir tabiri vardır, KISS derler. Yani keep it simple and stupid. Yani basit ve aptalca tutmaya özen göstermek lazım öğrenmek için. Dolayısıyla dediğim gibi bazı kısımları silelim. Şimdi burada ilk sileceğimiz kısım buradaki ikonlu kısımlar olsun. Yani gördüğünüz gibi ICE1, JB3, JB4 ve JB5'in olduğu kısımları siliyorum. Bunun yanında gördüğünüz gibi JB1 ve JB2'yi tuttum. Yani buna bas ve buna basma yazanları tuttum. Frame'e özgü kısımları tuttum. Yine söylediğim gibi frame'in başta açılış kısmını tuttum ve GUI kısmını tutmuş oldum. Şimdi hemen save edip kodumu run ettiğim zaman bakın dediğim gibi sadece iki buton bizi karşılayacak. Buna bas ve buna basma butonları beni karşıladı. Şimdi tek tek butona bastığımız zaman nasıl tepki verdiğini kurgulamaya başlayalım. Butona özgü verdiğimiz lokasyon, yani mevki, büyüklük ve layout kısımları değiştirmeyeceğiz. Burada yapacağımız ilk şey şu olsun. JB1 nokta ilk düğmemize bir özellik atıyoruz. Buraya geldikten sonra JB1 nokta dedikten sonra burada kullanacağımız komut önemli. Add Action Listener diyoruz. Otomatikman Eclipse bize bir öneride bulundu. Gerçekten de kullanacağımız komut buydu. Add Action Listener dedikten sonra parantez içerisinde New Action Listener diyorum. Parantezi kapattıktan sonra bu sefer süslü parantezimi açıyorum ve şu gördüğünüz parantezleri aşağıya yolluyorum enterlayarak. Buraya geldiğim zaman yazacağım komut şu olsun. Public void action performed yazacağım. Şimdi burayı önce bir yazalım, ondan sonra size ne yaptığımı tek tek anlatacağım. Şimdilik yazdıklarımın hepsini siz de birebir olarak yazın lütfen. Action event diyorum ve E ismini verdim. Buraya geldikten sonra tekrar süslü parantezimi açıyorum. Ve diyorum ki J option pane, bunu da ilk derslerimizden hatırlayacaksınız. Ekrana uyarı mesajı bastıran komuttu. New diyorum. Yine J, her zaman gibi assignment'ımı yapman lazım. J option pane dedikten sonra parantezi açıp kapattım. J op 1 dedikten sonra da burada show message diyalog diyelim. Burası null bırakıyorduk. Buraya da yazmak istediğimiz mesajı yazıyorduk. Buraya geldim. Şöyle bırakalım. Tıklama demedik mi gibi atarlı bir mesaj bıraktım.
Bunu yaptıktan sonra da bakalım. Kodumuzda evet. Burada önemli bir şey var. Bu kodu yazdıktan sonra şuraya gelip noktalı virgül koymanız gerekiyor. Şimdi kodumu save edeyim. Gördüğünüz gibi belli hatalar beni karşılamakta. Bu da action event'i tanımamasından kaynaklanıyor. Action event'i tanıttığım zaman bakın yukarıda action event import paketi geldi. Ve sorunlar da ortadan kalkmış oldu. Şimdi hemen bir kodumu run edeyim ve etkisini göreyim. Ondan sonra açıklayacağım tek tek. Gördüğünüz gibi iç tarafta herhangi bir şey, ana ekranda herhangi bir değişiklik yok. Fakat dedik ki J1 yani ilk butona bastığınız zaman bir şey olsun dedik. Şimdi bakalım ne olacak basınca. Yeni bir ekran beni karşılıyor. Bir uyarı mesajı geliyor ve diyor ki tıklanamadık mı diyor. Dolayısıyla bunu oluşturmuş olduk. Şimdi kodumuzun içine girip tek tek neyin ne yaptığını öğrenelim. Öncelikli olarak Action Listener demek. İşte bu hep bahsettiğimiz başından beri düğmeye bastığın zaman yapacağın şey oluyor. Yani bir aksiyon. Aksiyon temsil ediyor. JB1 benim hangi butona JB1.addActionListener dediğim zaman bu ActionListener'ı yani aksiyon eylemini daha doğrusu aksiyonu neye atadığım yani neyle ilişkilendirdiğim kısmı sembolize ediyor. Birinci butona bağladım bu ActionListener'ı. Komut olarak şu şekilde devam etmek durumunda. New Action Listener diyorsunuz. Yeni bir aksiyon listener oluşturuyorsunuz. Ve süslü parantezinizin içine girip şu kodu yazmak durumundasınız. Bu kod yani olmazsa olmaz diyeceğim bir şey. Public Void Action Performed. Yani bu da şu demek. Bir aksiyondan bahsediyoruz ve bu aksiyon yapıldığı zaman perform İngilizce'de eyleme dökmek anlamına geliyor. Aksiyon eyleme döküldüğü zaman diyorsunuz. Sonra da Action Event diyorsunuz. Bu kısımda E değerini değiştirebilirsiniz. Burası çok önemli değil ama action event ile başlamak durumunda. Bu E bir parametre. Bununla ilgili herhangi bir şey yapmasak da bu kodu yazmak durumundasınız bu satırı. E'yi değiştirebilirsiniz söylediğim gibi. Tekrar süslü parantezinizi açıyorsunuz ve bu asıl tıklandığı durumda ne yapmasını istiyorsanız onu bu kısma yazıyorsunuz. Şimdi ben ne yaptım? Burada dedim ki J option pane diye bir şey tanıttım, oluşturdum. Ve bunu boş bir şey atadım. Ve dedim ki J option pane yani JOP'nin baş harfleri olan şey ve bir numarasını koydum. JOP1.showMessageDialog dedikten sonra da null diyorsunuz. Virgül tıklama demedik mi diyelim mesaj. Burada yaptığımız kısımda daha önceki dersten hatırlayacağınız üzere ekrana bir tane uyarı mesajı hanesi oluştur. Ve bunun içine de şurada gösterdiğim yazıyı yaz demekti. Dediğim gibi şurada kullandığım satır yani JB1'den itibaren başlayan kısım neredeyse hemen hemen bütün kodlarda kullandığımız benzer kısım. Yani yeni bir şey oluşturduğunuz zaman yine büyük ihtimalle bunları yazacaksınız. Belki işte burada E değil de ELT yazabilir. ELM, EVT bu size kalmış bir şey. Bu bir şey değiştirmiyor çünkü gördüğünüz gibi aşağıda E ile ilgili herhangi bir şey çağırmıyoruz. Bu sadece yazılması gereken olmazsa olmaz bir satır. Daha doğrusu iki satır. Alt kısımda da şurada gördüğünüz içerideki süslü parantezin arasına da dediğim gibi tıklanma durumunda ne yapmasını istediğinizi söylüyorsunuz. Şimdi bunun haricinde illa bir düğmeye basmak durumunda değilsiniz. Bir düğmenin, bir ögenin üzerine doğru mouse'unuzu da sürebilirsiniz. Buna İngilizce'de hover deniyor. Ama biz farklı bir şekilde yapacağız bunu. Bu sefer Action Listener kullanarak değil, fakat Mouse Listener kullanarak yapacağız. Dolayısıyla isterseniz ikinci butonuma gelelim ve bu sefer de bunu tanıtalım. Öncelikle şu ki 4'ü 0'a çevirelim de ortada gözüksün. Bu neyi değiştirmişti? Hemen kısaca hemen bahsedeyim. Gördüğünüz gibi buna bas ifadesi sağa yaslıyordu. Şimdi yine ortaladım ki görsel olarak bir sıkıntı olmasın diye. Şimdi şöyle bir senaryo kurgulayalım. Bu senaryoda mouse'umuzu şu düğmenin üzerine getirdiğimiz zaman bize nasıl bir tepki versin? Diyelim ki rengi değişsin butonun. Yani arka plan normalde gördüğünüz gümüş renkten kırmızı renge gelsin ve buna uygun da bir uyarı mesajı bırakalım buraya. O uyarı mesajı şu olabilir. Buna bas olmasın da ismi. Diyelim ki bunun ismi bunun yakınından bile geçme olsun. Böyle bir uyarı mesajı oldu. Tabii buna göre de butonumuzun büyüklüğünü ayarlamamız lazım. 120 yetmeyecektir. 200 yapalım. Bunun haricinde başka ne yapabiliriz? Diyelim ki bir çıktısını görelim. Evet, 200 olduğu zaman gördüğünüz gibi çok sağda kaldığı için gözükmüyor. Hemen burada yapabileceğimiz başka bir şey de şuradaki 70 değerini 30 değerine düşürelim. Şunu 70 yapalım bu sefer. Dolayısıyla JB1'in de değerleriyle oynarsak daha görsel olarak daha uygun olacaktır. Bu da yine 30 olsun. Ama 20 olsun. Düşeydeki değeri. Bakalım şimdi nasıl oldu. Tamam. Bu görüntü tamam. Şimdi yapmak istediğim şey dediğim gibi bu sefer Action Listener değil Mouse Listener yapıyoruz.
Yani bir tıklama gibi bir aksiyon katmaktansa bir mouse'u üzerine sürükleyerek gibi bir, yani mouse'la ilgili bir aksiyon tanıtacağız. Bunu yapmak için tekrar ve bunu 2 numaralı butona uygulamak istediğim için buraya gelip JB2 dedikten sonra dediğim gibi bu sefer buraya geldim. Add mouse listener diyorum. Bakın otomatikman bana zaten bunu mu kastediyorsun diye söyledi. Hemen bastım ve onu çağırdım. Buraya ne yazdıktan sonra yazacağım şey şu olması gerekiyor. Buraya dikkat. Mouse adapter diyorum. Bunun mouse ile alakalı olduğunu göstermek için bunu yazmak durumundayım. Parantezimi açtım, kapattım. Buraya geldikten sonra da tabii ki yine süslü parantezimi yapıp yazıp fonksiyonla ilgili kısımlara geçmem gerekecek. Sonda noktalı virgül olması gerekiyor daha önce dediğim gibi. Şimdi bakın mouse'un buraya getirdiğim zaman bana verdiği şey mouse adapter cannot be resolved as a type diyor. Buraya gelip yapacağınız şey tabii ki yine import etmek olacak. Şu durumda sorun ortadan kalkmadı. Çünkü şu an sadece mouse'la ilgili bir şey tanıttınız ama herhangi bir özellik tanıtmadınız. Şimdi buraya geldiğimizde iki tane şey yazacağız. Bunlardan bir tanesi mouse'un alana, bir belli bir alana girmesi. Girme ne demek İngilizce'de? Enter demek. Dolayısıyla bununla ilgili bir tane komut yazacağız. Sonra da mouse'un bu bölgeden çıkması için bir tane şey yazacağız. Bu da tabii ki exit olması gerekiyor. Enter'ın tersi exit olması gerekiyor. Şimdi burada bu kodu uzun uzun yazabiliriz ama yazarken size göstermek istediğim bir şey var. Hani sadece derslerimiz motomot, hani kelime kelime öğrenmek olmasın. Size bir şekilde düşünme yöntemlerini ya da olayın kolaylıklarını da göstereyim ki siz de kendi başınıza kaldığınızda burada bazı hızlı hareketlerde bulunabilin, zaman kazanabilin. Şimdi çok özel bir şey var Eclipse ile ilgili. Benim de hoşuma giden bir şey. Buraya gelip sağ tıklaya bastığınız zaman şöyle bir menü sizi karşılıyor. Bu menüde Source diye bir seçenek var. Source'a geldiğiniz zaman bakın şurada Override slash implement methods yazıyor. Bu Eclipse'in bize sunduğu bir hizmet. Bu hizmette şöyle bir şey var. Bazı komutlar bazı ögeler için otomatikman tanıtılmış durumda. Mesela siz mouse adaptör dediğiniz zaman diyor ki mouse ile ilgili belli fonksiyonlar var. Bu vatandaş bunlardan birini kullanabilir diye bize burada tanıtmış birkaç tane. Buraya gelip tıkladığım zaman bakın diyor ki mouse entered fonksiyonu diye bir fonksiyon var. Bunu mu yazmak istiyorsun? Mouse exit diye bir fonksiyon var. Bunu mu yazmak istiyorsun diye bize tek tek sıralıyor. Bunların dışında da belki bir şey yazılabilir. Ama demek istediğim şey şu. Bazen bunları kullanarak da hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi mouse adaptörle ilgili mouse enter fonksiyonu yazmak istiyoruz. Dolayısıyla bunu seçiyorum. Aynı zamanda exit de yazacağım. Bunu da seçiyorum. İkisini seçtikten sonra OK'ye basıyorum. Bakın ben bunu OK'ye dedikten sonra şu kısmı ve şu kısmı kendi başına oluşturdu. Dolayısıyla benim tek tek bunları yazmama gerek kalmadı. Şimdi buradaki to-do'ları silelim. To-do İngilizce'de yapılacak kısmı diyor. Orada diyor ki hani bu kısımlar boş, bu kısımları sen yaz diyor. Hani ben başını taslağını yazdım. Geri kalan kısımları sen yaz diyor. Bunlar gereksiz dolayısıyla onun için bunları sildim. Şimdi buraya geldikten sonra yazacağım şey şu olması lazım. Dediğim gibi mouse'un belli bir alana, yani JB2 ile ilişkilendirdiğimiz için ikinci buton alana girdiği zaman şunu yapmasını istiyorum. O da şu. Arka planı kırmızı renk yapsın mesela. Bu bir uyarıdır. Hani universal dilde kırmızı renk her zaman bir uyarıyı, bir yanlış yapılan şeyi tarif etmek için kullanılır. Set background fonksiyonu kullanarak arka planı farklı bir renge çevirebiliyorsunuz. Arka planı bir renk vermek istediğiniz zaman renkler color paketinde tanımlıydı. Color.red yazıyorsunuz. Buraya geldikten sonra noktalı virgül koyduğunuz zaman sorun ortadan kalkacaktır. Şimdi bakın burada bir tane küçük bir uyarı mesajı var. Bu da diyor ki JB2'nin final olması lazım. Bunu gelin buna basın. Otomatikman şurada butonun başında final ifadesini belirlediğini görmekteyiz. Bu finalin ne olduğunu gelen derslerimizde üstünden geçerek anlatacağım. Şimdilik sadece bu hatanın giderilmesi için bunun başına final yazarak ya da burada tıklama yaparak otomatik yazmasını sağlayarak hatadan kurtulduk. Bunun haricinde şimdi hemen save edip etkisini görmek istediğimi söyleyeyim. Save ettim. Run'a gidiyorum şimdi. Bakın mouse'umu buton üzerine sürüklediğim zaman arka planın kırmızıya büründüğünü görmektesiniz. Ama mouse'u geri çektiğim zaman tekrar eski default yani değerine dönmediğini görmekteyim. Bunu nasıl yapabilirim? Onu da küçük bir nasıl diyeyim? Küçük bir oyunla kurtarabilirim. O da şu. Ben şu an o rengi bilmiyorum ne renk olduğunu. Fakat mouse'umu üzerine sürmediğim zaman rengin aslında ne olduğunu biliyorum. Bunu bulabilirim. Bunu bulmanın yöntemi de şu. Buraya gelip eğer hiç mouse listener'a girmeden önce jb2 nokta get background derseniz bu size otomatikman rengi döndürecektir. Bunu da bir şey atayalım. Diyelim ki geçici renk gibi bir şey söyleyeyim şuraya. Tabii ki bu bir color olacak.
Geçici rengi de bunu atarsam eğer ileride bunu kullanabilirim. O zaman mouse'un bölgeden çıkması halinde düğmenin alacağı rengi de şu şekilde yapabilirim. JB2.setBackground dersem bunu da geçici renk olarak çağırırsam otomatikman mouse'umu oradan geri çektiğim zaman default yani eski rengine dönmesini sağlayacağım. Bakın mouse'u üzerine koydum. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Şimdi mouse'umu çektim yine eski rengine döndü. Ama ben daha demin şu fonksiyonu yazmasaydım o zaman sadece kırmızıya dönmesini yazıyordum. Yine bu arada hemen çabukça geçmiş olabiliriz. Burada bir hata vardı daha demin. Mouse'u üzerine sürüklediğim zaman buradaki ifadenin de final'a dönmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla hemen onu da otomatikman final'a döndürdüm. Bunu da eğer siz ekranınızda çözemiyorsanız buraya final koydum. Eğer takip edemediyseniz onu da koymanızı öneririm. Şimdi en son bir tane de basit bir şey yazalım. O da şu olsun. Üçüncü bir düğme oluşturalım. Birinci düğmeni hemen kopyalayarak şu kısımlarını alıyorum. Buraya geldim. Kopyaladım, yapıştırdım. Butonun ismi 3 olsun. Yeni buton olacak tabii ki. Buraya geldim. 3 yaptın. Bunların hepsini 3 yapın tek tek. Evet. Ve sonunda da düğmeler paketine 3. buton eklediğimi söyleyeyim. Şimdi bunun ismi buna bas olsun. Bu sefer. Size yine 200'e 20 olsun. Fakat lokasyon verisi bu sefer 30'a 70 değil 120 olacak. 50-50 ekleyerek ilerliyorduk. Sıfırıncı alignment olsun. Action listener olacak. Action perform'da. Bu sefer buraya çok basit bir tane system out println yazalım. O da çalıştığını görmek için. System out nokta println diyorum. Buraya da diyelim ki işlem başarıyla tamamlanmıştır. Tabii burada Türkçe karakterler seçmemeye özen gösterin. Aksel'le hata alabilirsiniz. Kodumu hemen çalıştırayım ve etkisini göreyim. Üçüncü bir düğmen eklendiğini görmekteyim. Ve buna bastığım zaman da bakın dikkat ederseniz konsol tarafında işlem başarıyla tamamlanmıştır mesajı beni karşıladı. Bugünkü dersimizde genel olarak listener'lardan biraz bahsettik. Mouse listener'a baktık, action listener'a baktık. Aynı zamanda tabii ki arada mesela color paketinin kullanımını öğrendik ya da hover over dediğimiz mouse'u üzerine sürüklediğin mouse'u çıkarttığın zamanki kısımlara baktık. Ve belki de pratiklik açısından önemli şey olan burada sağ tarafta tıkladığımız gibi buradan source fonksiyonunu ve oradan sonra da hatta şurada göstereyim. Source ve override implement method kısmını öğrenmiş olduk. Bunun bize ne tarz zaman kazandıracağından bahsettik. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Eğer videodan memnun kaldıysanız videomuzu beğenerek ve eklenecek videolardan da en kısa zamanda haberdar olmak için kanalımıza üye olarak video değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.